Bak evdaş Bilal, sana son kez söylüyorum. Memleketinden getirdiğin o çörekleri ben tüketmedim. Üzerimde kurmaya çalıştığın bu baskı dilini kınıyorum. Ben de senin çöreklerimi yutan o dilini kınıyorum İbrahim. Ya bu bir işaret değil mi? Odanda kırıntılarını buldum muhterem. Bu bir tesadüf olabilir mi Allah aşkına? Ne malum o kırıntıları odama bırakanın emperyal güçler olmadığı ha? Sıkışınca da hemen emperyal güçler. Neyse afiyet olsun tamam yahu. Helal et. Helali hoş olsun. Ya nasıl yani ya? Ne şekilde ya? Ya ben geldim buraya, kamyonu çektim, malı indirdim kardeş. Siz neye gelmiyorsunuz hala ya? Ne demek? Bugün hammallık yapacak havamda değilim. Ya sen alayına tilki misin? Besleme yapacaksın ya. Taşıyacağım buzdolabı ya. Ya tamam kapat. Yalan kapat. Kapat ya, kapat ya. Muhterem geçmiş olsun. Sağ ol. Hayırdır? Ya hammallar gelecekti, hammallar gelmedi. Hı. Belki de kendilerine dayatılan sisteme isyanın ateşini yaktılar. Yok, Zeytinburnu sahilde mangalın ateşini yaktılar. Hayır, ne bileyim, giriş katı aslında biliyor musun? Siz de böyle kuşlu kuvvetli gibisiniz. Ne bileyim. Gibisiniz canım. Ay bir yardım etseniz, bir iyilik yapsanız, giriş katı içeri atsak be. Bize yaptığın bu teklif net bir şekilde emek sömürüsü şoför arkadaş. Emek hırsızlığını, iyilik kisvesi altında saklamaya çalışmanı protesto ediyorum. Hiçbir güç beni ve evdaşımı bedava çalıştıramaz. Kardeşim. Yuhuu! Ah, gelir. Şoför Bey, acaba bizim eşyaları ne zaman indireceksiniz? Evet, hadi bir an önce halledelim de içeride çay içelim hamal beylerle. Şey diyeceğim ben, yalnız bir şey söyleyeceğim. Beyler hamal değil. Hamal değil. Ben kendilerinden rica ettim malları hani içeri atabilir miyiz diye ama... Aması maması yok. Tarih bize önemli bir misyon yükledi. Eğer bu kadın yoldaşlar mağdursa ve onların eşyalarını içeri taşımazsak... halkımız bizi affetmez. Ben İbrahim bu arada. Hala İbrahim bir dur yahu. Ben de Bilal. Merhaba. Gitti abdest. Her şey para mı canım? Allah Allah. Allah boş duranı sevmez miyim? Haydi. Haydi ne zaman başlıyoruz? Haydi. Hadi gel Suzan. O zaman biz de içeride çay koyarken minnettarlığımızı nasıl dile getireceğimizi konuşalım. Sus. Ya sen de birisi iyilik yapınca hemen aşık oluveriyorsun hadi. Bir sürü işimiz var. Çık. Kolay gelsin. Sağ olun. Ev kardeşim, bu kızın olanla hep ben konuşayım olur mu? Senin kızıl sevdiğini görmek de varmış adına kader denilen olguda. Aman hepimiz aynı yolun yolcusuyuz muhterem. Hadi öyle olsun. Sen heyecan kasırgasını al, zoru ben alırım. Zaten yapım gereği mücadeleyi severim. Evet şoför arkadaş, başlayalım. Tabii. Ya bir şey soracağım. Adın neydi muhterem? Mustafa kardeş, niye sordun? Oğlum olursa adını Mustafa koyacağım inşallah. Hadi inşallah. Neyse ben içeri geçeyim, şey yapayım. Hadi. Haydi bakalım. Ya çok heyecanlıyım ev kardeşim. İlk defa bir kız evine topraktan giriyoruz. Gazamız mübarek olsun. Saçım nasıl olmuş? Bruce Willis gibi olsun diye böyle yaptım. Benzemiş miyim muhterem? Benzememişsin şöyle muhterem. Bak. Hala hiç benzemiyorsun. Daha ziyade Sivas menşeli bir E.T. gibisin. Benim bıyığım yeterince gür mü? Afrika kökenli bir martı gibi. Muhterem, hazır mıyız? Evet. Haydi yollasın o zaman. Tamam, yolluyorum. Yolla, yolla. Yolluyorum. Yolla. Tut, tut. Muhterem, ya ne koydunuz bunun içine? Yetim hakkı mı? çok ağır. Tut ucundan av kardeşim. Tuttum. Dur. Bunu gerçekten nasıl deklare ettiğin kadar ağırmış kardeş Bilal. Ben de bunu güzelce içeriye götüreyim. Ya daha küçük bir şey yok muydu? Bir yerin incinmezsin muhterem. Kardeş yani üstünde kat kırılabilir yazıyor ya. O yüzden ben dikkatli bir şekilde onu içeriye götüreyim diye. Yoksa başka bir sebebi olabilir mi? Yoksa bu şekilde alalım götürürüm yani ben bunu. Saçmalama yani. Şuraya... Karadan doğru bir... Eyvah çabuk! Ya haydi hem kardeşim yürü ya. Yürü gel. Hadi. Gel. Tamam. Gel. Sağa dön. Asla sağa dönmem. Sen sola dön. Sağa dönerek halledemeyeceğimiz sorunlar olduğunu hala anlamıyor musun? Kurtuluş solda! Yahu şimdi sağ sol çatışmasını bırakalım muhterem. Yükümüz ağır yahu. Zaten bu yük yıllardır sırtımızda değil mi? Biraz daha dursa ne olur? Fetek olur, fetek. Allah aşkına uzatma haydi. Dön şöyle sağa. Dönmem. Asla bana sağa dön deme. Sen sola dön. Ulan Trabzan var, Trabzan. Dönemiyorum. Engelleri yıkmanın zamanı gelmedi mi evdaş Bilal? Yemin ediyorum seni uykunda boğarım çocuk. Tamam. Dön böyle, dön. İkimizden de biraz dönelim o zaman. Orta yolda buluşalım. Ya haydi. Bu kadar. Daha fazla dönmem. Hadi. Gel, topla. Çık. Gel. Gel. Kapı da kapalı muhterem. Ayağımla çalayım. Çal. Oh! Donmamış çocuklarım! Oh! Kusura bakma. Vallahi kapıyı çalma niyeti ina. Tamam. Şey yapmayın. Ben kamyona gidip biraz ağlayacağım. Ay, ööö diye bir ses geldi ya. Hayır efendim, veoo diye geliyor ses. Hayır canım, ne alakası var? Ev diye geldi. Bir ses olur mu ya? Ya işte böyle geyik ağlaması. Ya wow diye geldi yeter. Tamam, neydi işte o? Önemli bir şey değil. Bilal evdaş kapıyı açmaya çalışırken hedefi 12'den vurdu. Evet kardeşim. Yahu 5 santim daha kısaldım. Haydi. Böyle giderse ortaokuldaki boyuma döneceğim. Yürü Bilal. Çek. Dikkat et. Çek. Tamam. Evet. Gel. Topla. Evet. Gel. Tamam. Tamam. Şöyle oraya bir yere koyun da. Vallahi birazcık hızlı oldu ama yani oldu gibi olsun. Evet. Zor bir süreçti gerçekten. Bu vesileyle çalışma şartlarımızı konuşmak isterim. Biz güvencesiz çalışmak istemiyoruz. Ha, ne güvencesi acaba? Eşyaların taşınması karşılığında kahve içme güvencesi. Olur ama bütün eşyalar eve sağlam girecek. Hiç merak etmeyin muhterem. O iş bizde. Ama sadece kahve yetmez. Yol artı yemek de istiyoruz. Evet, yemeği anladım da yol ne? Gönülden gönüle giden muhabbet yolu. Evdaş, üst üste fazla fufuladın. Tansiyonun düşmesin. Bir kötü oldum aslında. Dedim. Yani bu yoksa böyle bize bir yol mu yapıyor? Tamam, siz şey yapın, kahveyi içelim mi sonra öbürünü düşünürüz o zaman. Çok teşekkür ederiz. Adam olana çok bile. Oldu, biz içerideyiz siz devam. Evet. Sen de hiç pazarlık yapmıyorsun. Daha fazla şey teklif edip alabilirdik. Yahu senin derdin ne muhterem? Sokakta kız diye gezen bir sürü boş adam var yahu. Bulmuşsun da bunuyorsun ha. Kimseye kaldırabileceğinden fazla yük yüklenmez. Elimden kaydı. Yahu R harfi gibi kaldım burada. Evdaş Bilal, taşıyabilecek misin? Ulan nasıl taşıyayım? Nasıl? Çekirdek taşıyan karınca mıyım ben? Benim fıtratıma ters bu. Aa, inanmıyorum, koca dolabı tek başına sırtlamış ya. Bu yol yemek işi de tamam artık. Hele. Acaba siz işten mi kaytarıyorsunuz? Ne alakası var kadın arkadaş? Şoför arkadaş! Senin yaptığın biraz ayıp değil mi? Algı operasyonu yapıyorsun. İşveren orada hizmet beklerken boş boş duruyorsun. Adeta işçi sınıfının onuruna leke sürüyorsun. Ver şu kolyeyi. Kardeş ben bir şey yap. Ver kolyeyi. Tamam ya. Al. Al. Ha bu kadar mı? Hafifmiş. Ha, şimdi biraz ağır oldu işte. Bu resmen işçi sömürüsü. Ama baskılar bizi yıldıramaz. Yıldırdı. İyi misin av kardeşim? Her şey yolundan mı? Tek yol devirmemek. Şunu koy üstüne. Çekil önümden onu koy. Sen bunu nasıl aldın? Kardeş! Kardeş gel. Son bir köle kaldı gel. Köle mi? He. Ne kölesi o? He? Kitap. Ya yine en ağır yük bana geldi muhterem. Hadi evlaş, başarabiliriz. Güzel yarınlar yakın. Haydi. Ya Rabbim, Gollum mahlukatı gibi oldum. Ay delimiz. Adres burası mı kardeş? Aynen kanka. Ha. Oho, bak güzel eşyalar da taşınmış. Kolay gelsin. Sağ ol. Çok sağ ol. Evet. Of, alnımızın teriyle. Evet, kadın arkadaşlar. Ev taşıma işi bitti. Şu kahve işini konuşalım artık. Bizimkiler geldi. Canım. Hoş geldin. Şu çocuklara 5'er lira versen bize çok yardım ettiler. İndirip kaldırdılar bütün eşyaları. Yani işte 5'er lira ver de kahve içsinler aşkım hadi. Aşkım mı? Ya Rabbim. Bu kulakları al benden Allah'ım. Ne oluyor yahu? Bunlar işte bizim erkek arkadaşlarımız. Yeni evimizi görmeye geldiler. Kardeş merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Şu 5 lira sana, şu 5 lira da sana. Sağ olasın. Eyvallah. Sizin bu yaptığınız resmen ayakta... emek sömürüsü. 5 lira, 1 euro bile değil. Ya Suzan, çocuklar hakkı çok ayıp ya. Kardeşim, alın şu 10'ar lirayı, bir kahve. Hadi. Geçmiş olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Hemen de razı gel haline. Yapma. Bu yaptığınızı tarih affetmez. Bu yaptığınız... Dur Allah aşkına, ortalık karışık zaten. Canım bir müsaade edersen sevgilimin evine gireceğim. Kapı oradan gir. Geçmiş olsun hadi. Hadi geç. Aa çok güzel kurmuşsunuz evi ya. Tam senin yüzünden. Göklerden gelen bir işaret bu işler, gördün mü? Ahiretimi yakacaktın yahu. Bir daha sakın bana kız falan demem muhterem. Aynen. Kardeş, 2 tane kızın evine indireceğim. Bir yardım edebilir misiniz ya? Haydi. Atlayın çabuk gidelim buradan muhterem. Kaptan, kapat kapıları, devam et.